Merhabalar herkese. Söz Meclis'ten Dışarı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda ablam Pelin var. Merhaba. Toksik ilişkilerden bahsedeceğiz. Beklediğin enerji tam bir mesir macun etkisi. Mesir macun. Hadi gel bir tanesi. Şimdi Söz Meclis'ten Dışarı başlıyor. İlişkinin bana çağrıştırdığı şey böyle çok olumsuz insanlar. Seni sürekli olumsuzlayan, sana sürekli negatif enerji yükleyen, mutsuz olan, seni sürekli eleştiren, iyinde de kötünde de eleştiren, iyi olmanı istemeyen, iyi gördüğü bir şeyde de aslında olumsuzluk arayan, olumsuzlayan insanlar. Evet. Sen hiç öyle karşılaştığın, yaşadığın tecrüben var mı? Aslında birçok vardır ama böyle senin içinde böyle çok aşırı neden bunu yapıyor diye sorguladığın bir durum ya da kişi. Aslında var, hayatın her döneminde böyle insanlarla karşılaşıyoruz. Eleştirileri olsun, yargılamaları olsun aslında senin bayağı yerin dibinde hissetmene sebep oluyorlar. Modunu son derece düşürüyorlar. Telefonla konuşuyorsunuz ve karşı tarafa kendinizi çok iyi hissettiğinizi, işte çok mutlu olduğunuzu, bu zamandan çok keyif aldığınızdan mı bahsediyorsunuz ve karşı taraf size ben yorgunum, ben mutsuzum, ben kötüyüm dediğinde hissettiğiniz şey, arkadaş benim nedenle olumlu hissettiğim şeyi sen de kendinde bunu olumlamıyorsun. Elbette ki hayatta hani ya da o gün içerisinde belki gerçekten zevk alınacak hiçbir şey yok ama sen bir şeye nasıl bakarsan o aslında gerçekten o şekilde sana dönüş yapıyor. Örneğin gerçekten olumsuz bakarsan o günün inanılmaz kötü geçiyor, inanılmaz olumsuz geçiyor. İşte karşı tarafı misal sürekli eleştirdiğin zaman gerçekten sen de içten içe mutsuz oluyorsun. Seninle dün galiba böyle bir konuşmamız oldu. Ben gün içinde çalışırken gerçekten yoğun oluyorum. Ablam da çok ben yoğun de. Çalışıyor. Benimle çok sık bir telefon diyaloğu kuruyor aslında. Çünkü onsuz yapamıyorum. Aradığında dün beni papatyan ne yapıyorsun diye açtı telefonu. Ben mesela o kadar onun kadar yüksek değildim ve onun kadar olumlu değildim ve iyiyim çalışıyorum diye cevap verdim. Mesela kendisi benim bunu yapmamam gerektiğini söyledi. Aslında baktığında haklı ama şöyle de bir durum var. Ben mesela olumsuz hissediyorsam o anda, kötü hissediyorsam sen olumlu hissediyorsun diye ben kendimi her zaman olumlayamayabilirim. Benim de senden zaten onu beklememem gerekiyor. Ben sana işte nasılsın papatyam diye telefon açtığımda senin bana karşıdan iyiyim demen beni düşürmüyor. Ama ben mesela o an sen kendini iyi hissedesin diye, çünkü bence oradaki bir söz, çok ufak bir söz sana bir enerji katabilir. Kendimi iyi hissediyorum. Belki yani senin de bunu söylediğin zaman kendini iyi hissedebileceğini düşündüğüm için sana aslında bunu yapsam falan diyorum. Benim sana karışmak gibi bir şeyim yok. Sen nasıl hissedersen benim kabulüm o. O zaman işte ben de seni negatifliyor olurum. Orada bence şöyle bir ayrım var. Toksik ilişki dediğinde bu davranışın sürekli olması gerekiyor. Anlık olarak insanların modları değişebilir. O anda karşınızdaki insan yüksek diye siz de yüksek olamayabilirsiniz. Bir sorun vardır veya hiçbir sorun yoktur ama o gün öyle hissediyorsunuzdur ve aynı enerjiyle yanıtlayamayabilirsiniz. Her gün bunu yapan, her konuşmada bunu yapan, süre gelen bir şekilde sizi negatifleyen, aslında iyi olmanızı istemeyen, iyi olduğunuz zaman sizi eleştiren, oyuncak çıkardı tokmakla vururdun. Hani ne zaman böyle bir şey yapmak istese yukarıdan tokmakla vuruyorsun. Ben bazen kendimi öyle hissediyorum. Hani işte de öyle hissediyorum, ilişkilerimde de, arkadaşlık ilişkilerimde de onu hissediyorum. Ben ne zaman mesela böyle pozitif olsam, olumlu olsam ya da bir şeyler geliştirmeye, değiştirmeye yönelik olsam sanki birileri kafama tokmakla vurup tekrar beni bitiriyormuş gibi hissediyorum. Bazı insanlar gerçekten iyi olmanı istemiyor. Çünkü onlar mutsuz insanlar. Aynen öyle. Hem mutsuz insanlar hem de hani kıskançlık da demek istemiyorum ama ya mesela neden hani kıskanıyor olabilirsin ki abi? Çalışıyorum, sabah kalkıyorum, işime gidiyorum, akşam geri işimden evime geliyorum. Yani beni neden kıskanıyor olabilirsin? Enerjini bile kıskanıyor olabilir. Senin orada pozitif baktığın bir olaya, oradaki bakış açını bile aslında kıskanıyor olabilir. Bence onlar kendi içlerinde çok fazla bir şeyi olumlayamadığı için sen olumladığın zaman senin de aslında kötüyü düşünmeni istiyor. Ben onun gibi olamıyorsam o zaman o benim gibi olsuna getiriyor. Evet. İşi. O zaman o insanlara açıkçası çok bir şey yapasım da gelmiyor benim. Sen mesela bir şey anlatıyorsun. Aslında senin iyiliğini düşündüğünü gösterir şekilde konuşuyor ama aslında dalga geçiyor seninle bayağı ve sen sonradan dönüp baktığında abi diyorsun
Yani bu benim iyiliğimi istemiyor ki. Bu açık açık benimle dalga geçiyormuş. Buna maruz kalmak da insanı hem ikili ilişkilerde, işte aile ilişkilerinde vesaire salak yerine konmuş gibi hissediyorsun. Bence o insanların hayatımızda olmasına çok gerek yok ya. Her insan tipini bir şekilde tanıma isteğin oluyor mu? Bana faydası var mı o insanın? O zaman niye hayatımda olsun? Aksine bana zararı var. Hani hep insanları mesela ben olduğu gibi kabul etmeye çalışırım. Derim ki ya bu da böyledir. Tamam, bunun da tarzı bu, tavrı bu, aklı bu, fikri bu. Bunu böyle kabul edeyim. Sen o şekilde kabul etmeye devam ettikçe o insan aslında belli bir süre sonra seni sömürmeye başlıyor. Bir de o insan kendisinde asla bir problem olduğunu düşünmüyor. Fark etmiyor. Evet. Yani zaten bunun için bakış açısı gelişmemiş, terapi almamış ki görebilsin, farkındalığı olmamış ve fark etmediği için aslında sömürmeye devam ediyor. Evet. Benim doğrum bu. Kabul edersen. Ya ben değişmem diye bir şey asla yok. Bence ikili ilişkilerde de insanların yaptığı en büyük hatalardan biri karşıdaki insanı değiştirebileceğini asla düşünerek ilişkiye başlamak ya da ilişkiyi devam ettirmek oluyor. Bir insan bir insanı şu şartlar altında değiştirebilir. Eğer o insan terapistse, psikologsa, insan aslında kendi farkındalığını yaratmadan o değişim sürecini asla kendi içerisine başlatamıyor. Bir başka insanın sana bir şeyi söylemesi, seni olumlu yönde eleştirmesi ya da iyileştirmeye yönelik çalışması hiçbir anlamı olmuyor. O insanın değişmeyeceği yoksa hiçbir şekilde değişmiyor. Terapi almak konusunda ne düşünüyorsun? Bence her gerçekten kendini sağlıklıyım diye hisseden bir insanın bile ihtiyacının olduğu bir şey terapi, yani destek. Aslında kendimle ilgili farkındalıklarım var ama bunu konuşmadıkça, içimden dillendirmedikçe onları fark etmediğimi fark ettim. Düşününce diyorsun ki ya ben bunu neden yapıyorum? Ya da ben bunu yapıyorum diyorsun. Terapistinle konuştuğun zaman bir şekilde o açığa çıkıyor. Ya ben bunu bundan ihtiyaç duymuşum da yapmışım. Aslında ne kadar hani saçma değil, yanlış değil yaptığın şey, o anda hissettiğin şey senin o. O anda yapmak istediğin şey o. Ama düşündüğün zaman sana bir artısı yoksa, aslında senden götürdükleri varsa, ilişkiler içinde geçerli, iş içinde geçerli, her şey için, hayatla alakalı tüm konular için diyorsun ki ben bunu yapmamalıyım. Ben bunu yapmamalıymışım diyorsun. Gerçekten dürüst olabilmek. Evet evet. İnsanın bence farkındalığını arttıran bir şey. Her sağlıklıyım diyen insanın mutlaka bir yerinde bir yarası, bir acısı oluyor. Bence herkes gerçekten destek almalı. İmkanı olan herkes destek almalı. Kesinlikle. Bir şekilde herkesin çocukluğunda aileden aldığı, gördüğü, işte maruz kaldığı ya da çevresinden, aynen öyle. Sonrasında bir karakter, bir benliği ortaya çıkıyor. Ama o benlikte aslında her şey doğru değil. Gidip sinirlendiğinde duvara yumruk atmak bir öfke problemidir mesela. Bunu insanların kabul etmesi gerekiyor. Ya da karşısındaki insana içindekileri kusması, kötü sözler söylemesi, belki şiddet uygulaması. Bunların evet. Hepsi bir problem. Hepsinin bir travması var, geri planda bir şeyi var ki bu insan öfkesini, şiddetini o şekilde kusuyor. Psikoloğa gidiyor olmak ya da birileriyle sıkıntısını konuşuyor olmak bazı insanlara çok şey geliyor. Ben yapamam, ben konuşamam. Bana nasıl bir yarar olacak? Bir git denemeden bile mi? Ya kardeşim, senin bir sorunun var, senin bir öfke problemin var, senin bir şiddet eğilimin var. Ruhsallığı o kadar da yerinde olmayan birçok insan çocuk yapıyor, onları yetiştiriyor ve ruhsallığı düzgün olan çocuklar yetiştirmiyorlar. Son zamanda doğan çocuklar bence hiç öyle değiller. Yani işte bir aşk evliliği çocuğu değil hiçbir tanesi. Fenerbahçe Parkı'nda yürümeye gitmiştik. Şimdi kimi insan var yalandan hiçbir şey demeden geçiyor. Ama kimi insan da gerçekten o kadar enerjili ki günaydın diyor, işte iyi yürüyüşler diyor, selam veriyor. Bence çok güzel şeyler bunlar. Bence o insanlar kendilerini seviyorlar. Başka bir şey, kötü bir şey söyleyeceğim sandım. Hani benim sana nasılsın papatyam demem gibi bir şey bu. Sen kendine ne kadar değer verirsen, karşındaki insana gerçekten o kadar... Ya şöyle, değer de demeyelim buna. Sonuçta evet değer ama senin sınırın var değil mi? Karşı tarafla kurduğun bir sınır. Belli şeyleri sana söyleyemezler. Sen gerçekten dik durursan, kendinden eminsen, yaptıklarınla, söylediklerinle, yaşadıklarını kabul edebiliyorsan, hatalarını da kabul edebiliyorsan, doğruna da evet benim doğrum diyebiliyorsan, insanlar o zaman sana çok daha farklı bakıyor. Ama sen ne kadar ezdirmek demeyeyim kendim ama ne kadar böyle birisinin karşısında hani ona minnet duyduğunu, aslında onun her söylediği şeyin senin için ne kadar önemli olduğunu, o bir şeye tamam demeden senin için tamam olmadığını hissettirirsen, karşı taraf onu yakalarsa artık diyor ki vur sırtına kırbacı.
Bu toplumda birisine kibarlık yaptığın zaman seni küçük görmesi durumu söz konusu. Mesela. Aynen. Birisine mesela diyorsun ki kolay gelsin, şunu rica edebilir miyim, bunu rica edebilir miyim? Sonra o insan seni saymıyor. İşte var böyle İşte şeyler. Var. Ben bunu iş hayatımda yaşıyorum. Yani zaten hayat bu kadar yorucu. Değil mi? Gerçekten hayat bu kadar yorucuyken bir de siz neden insanlar bizim enerjimizi sömürüyorsunuz? Sen madem benim enerjimi sömürüyorsun o zaman neden benim hayatımda varsın? Çık git. Çık git. Çık yani. Git. Buna kıskançlık diyebilir miyiz? Haset diyebilir miyiz? Bence öyle bir şey değil. Bence öyle bir şey değil. İnsanlar mutsuzlukla besleniyorlar. Kendim için bunu yapacağım. Hiç başlama. Yapamazsın. Artık yaşın geçmiş. Ne gerek var? Ya da bir işte yüksek lisans en basiti. Ne yapacaksın yüksek lisansta ya? Yani yapabileceğini düşünüyor musun? Herkes kendini iyileştirsin ya. Ay. O zaman kapatalım videoyu burada. Ben yine çok etkilendim. Evet, içimizi döktüğümüz bir video oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kameraya konuşamayanlar dedim.